Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'na aittir. Sayın Bedirhanoğlu, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, DEM Partisi grubu tarafından Bitlis'te arsa satışları hakkında verilen grup önerisi hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada yine yaklaşan yerel seçimler öncesi köşeye sıkışmış olan Bitlis'te belediyeleri yine kazanamayacaklarını anlayanlar her zamanki gibi geleneklerini bozmayarak mesnetsiz ve aslı astarı olmayan iddialar ve bilgilerle kamuoyunu yanıltmak dışında bir şey yapmamaktadır. Bitlisimizde ve ilçelerinde AK Parti belediyeleri tarafından yapılan yatırımlar, eserler, hizmetler ortadayken, yapılan milyarlarca liralık yatırım ortadayken, açık, şeffaf bir şekilde yapılan arsa satışlarını gündem yapmak tamamen bir acziyet ürünüdür. Evet, kayyumlara atıp tutuyorsunuz ama burada şunu konuşalım. Bugün bu memlekette, bu gazi mecliste konuşacaksak, bugün vatandaşlara hizmet etmek için alınmış iş makinalarıyla çukur kazan belediye ve belediye başkanlarını konuşalım. Bugün burada vatandaşlarımızın vergileriyle alınmış araç, gereç ve ekipmanları barikat kurup EYP döşeyen belediye ve belediye yönetimleriyle konuşalım. Bugün burada mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak yerine, hizmet ve eser üretmek yerine, yatırım yapmak yerine, ideolojik siyaset yapan, özellik çağrıları yapan belediye ve belediye yönetimlerini konuşalım. Ya da bugün burada vatandaşa hizmet vermek üzere yapılmış belediye hizmet binalarını cephaneliğe çeviren belediyeleri ve belediye yönetimlerini konuşalım. Ya da bugün burada konuşacaksak fakir fukaraya dağıtılması gereken parayı kaynağı belli olmayan yerlere gönderen belediyeleri ve belediye başkanlarını konuşalım. Ya da sakin olun kürsüdeyiz. Ya da bugün konuşacaksak belediyeye ait kamyonlarla terör eylemi yapan belediye ve belediye başkanlarını konuşalım. Ya da konuşacaksak vatandaşların en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olan ama söz konusu terör örgütünün... Sayın Bedirhanoğlu, lütfen tamamlayın. Ama söz konusu terör örgütünün propagandasını yapmak olduğu zaman koşa koşa ön safa giden belediye ve belediye yönetimlerini konuşalım. Bugün Bitlis'imizde hamdolsun milyarlarca liralık yatırımlar yapılıyor. Dere ıslah projeleriyle, bir katrilyonu bulan dere ıslah projeleriyle, üniversitelerle, OSB'lerle gençlerimiz artık daha çıkmıyor. Oralarda yatırım yapılıyor. Siz ne kadar bağırırsanız bağırın, AK Parti Bitlis'te yine milletin iradesi tescil olacak ve yine AK Parti hizmeti Bitlis'imizde devam edecek diyorum. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Bedirhanoğlu. Sayın Bedirhanoğlu, buyurun. Sayın Bedirhanoğlu, niçin istediniz? Sataşmadan mı istiyorsunuz? Ne dedi sana? Ne dedi? Müsaade. Niçin istiyorsunuz? Evet, buyurun. Daha bu sataşmanın halası. Sayın Başkanım, ben... Yapmayın. Biz utanmayın. Sayın Başkan, biz utanmaz demek sataşma utanma, olmaz mı? Sayın Başkanım, biz utanma duygusunu ve Allah korkusunu sizden öğrenecek değiliz. Bizler devletin vermiş olduğu bütün görevleri şerefiyle, layıkıyla yerine getirmiş yöneticileriz.
Bu memlekette arsa satışlarından bahsediyorsunuz ama kendi belediye başkanlarınızın yapmış olduğu arsa satışlarını niye gündeme getirmiyorsunuz? Onlar da arsa satışı değil mi? Siz satarken iyi arsa da biz satarken kötü mü oluyoruz? Bunları da kamu vicdanının 31 Mart akşamı tecelli edecek kamu vicdanının sonuçlarını göreceksiniz. Bugün Bitlis'te hamdolsun 13 belediyenin 10'unu AK Parti belediyesi yönetiyor. Ve inşallah bunu 13 yaparak milletin iradesini tecelli ettireceğiz diyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.